Evet Yalçın Bey, Necmettin Erbakan'ın söylediği ilginç, yani uluslararası planda söylediği ilginç bir değerlendirme de aslında hep sürekli vurguladığı ırkçı emperyalistler diye işaret ediyor. Ve bunun aslında Amerika'yı da yönetenin sadece salt Amerika'nın kendi özgür iradesi olmadığını, orada da bir etnik yapının hakim olduğunu ve dünyayı savaşa onun sürüklediğini söylüyor. Siz kitaplarınızda pek değinmiyorsunuz ama evangelizm bugün Amerika'da da çok tartışılıyor. Avrupa'da, dünyanın diğer ülkelerinde de tartışılıyor. Erbakan Hoca da buna işaret etti. Yani Kuzey Irak'taki kaostan işte Orta Doğu'da yaşanan bu savaş sürecine kadar her süreci evangelistlerin planladığını söyledi. Buna ilişkin neler söyleyeceksiniz? Ondan sonra diğer sorularımıza geçelim. Efendim, hayır ben çok bahsediyorum evangelizmden. Evangelizm bir Hristiyan tarikatıdır. Çok güçlüdür. Ve şunu düşünürler. Filistin'deki Yahudiler bizim öncülerimizdir. Oradaki Müslümanları kovacaklar. Hepsi sonunda tıpkı bizim gibi İsa'ya dönecekler. Onları öncü desteklerler. İsrail'in çok büyük bir destekçisidir. Burada konuşacaklarımız çok. Ha, bu dönemde iki keşif vardır. Erbakan Hoca düşünüldükten sonra da. Bir tarafı böyle. İki keşif vardır. Bu düzen iki keşif yaptı. Birincisi PKK, ikincisi AKP. Bu düzen bunların ikisinden de vazgeçemiyor. PKK dediğimiz nokta şudur. Bakın PKK kötüdür bilmem nedir. Ama PKK'yı ortadan kaldırdığımız zaman, PKK'yı bahane ettiğimiz zaman bütün Diyarbakır bölgesi dinselleştiriliyor. Nedir bugün Gürkan Bey dostum? Sadece AKP gidebiliyor. Deniz Baykal gidemiyor. Ha, miting yapamıyor değil mi? Tabii. Bunu bu hale getirdiler. Güngör Uras Üstadım dedi. Malatya'da sadece dinciler oy alır. 30 sene önce bu yoktu. Türkiye aydınını, Türkiye solunu yasakladılar. Biz oraya gittiğimizde çağdaş Kürtler yetiştirmeye çalıştık. Şimdi onlar bile o olacaklar. Yaptıkları budur. Ha, budur. Şimdi hangisinden başlayacağım? Bu arada ilginç de bir şey, siz sürekli işaret ediyordunuz. Bu olmaz, özellikle Türk kavmine haksızlıktır bu diyordunuz. Hı. Haksızlık değil, yakışmaz diyordunuz. Birleşik Oy Pusulası'na ilişkin. Güneydoğu'da da çeşitli tedbirler alınıyormuş. Halka oy pusulasının boyu kadar bir kağıt dağıtılıyor ve kağıdın belli bir yeri, yani oy vermeleri istenen bağımsız adayın bulunduğu yer kesik olarak bırakılıyor ve oraya damganızı vurun diye, mührünüzü vurun diye şeyler dağıtılıyormuş. Yani vatandaş cebinde oyla gidecek. Belki okuma yazma bilmiyor vesaire. Siz buna işaret etmiştiniz. Kaç defa? Evet. Kaç defa buraya getirdim. Herkes benim hücrede yatacağımı zannediyordu. Ahmet Necdet Bey ile Deniz Baykal büyük hata yaptılar. Anayasa Mahkemesi'nden cevabı ona aldılar. Evet. İşte oraya geliyoruz. Çünkü biz sizinle şunu söyledik. Ey Ahmet Necdet Beyefendi. Siz bu meclisin çıkarttığı bir anayasa değişikliğini imzaladınız mı? İmzaladınız. Ey Deniz Baykal. Siz bu 425 doğuda okuma yazma bilmeyenlerin oy vermesini güçlendirmek için bir anayasa değişikliğini imzaladınız mı? İmzaladınız. Ne yüzle gidiyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne? Siz bu meclisin Anayasa Mahkemesi'ne anayasayı değiştirme hakkını söylediniz. Eften püften olduğu zaman öyle. Benim gibi söyleyeceksiniz. Hukuk yapacaksınız. Bu meclis Cumhurbaşkanı seçemedikten sonra hiçbir yasa yapamaz. Anayasayı da değiştiremez. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı şekle uygundur. Evet. Bu kadar. Ama öze uygun değildir. Rejimi alt üst ediyorlar. Peki ne bunun olacak? iki sorumlusu Ahmet Necdet Bey'le tamahkar davrandılar. 3 tane Kürt'ün yanlış oy vermesini sağlamak için belki onu da veremeyecekler. Rejimi alt üst ettiler ve tehlikeye sürdüler. Sonuçları hiç konuşmuyor. O kadar da önemli değil bu karar. Peki ama ne olur sizce? Neyi? Ya çünkü çok farklı yorumlar da var. Referanduma mı gidelim? Ben daha da yeni meclis Cumhurbaşkanını seçer. 23 Temmuz'dan sonra. Hiç öyle, başka engeli yok. Bizim sevgili İpek'in
babası Ergun Özbudun da yanlış söylüyor. İyi bir hukukçudur. Yanlış söylüyor. Yanlış söylüyor. O meclis seçer. O meclis seçer. Ha. Biraz. Peki bir dakika. Ama şiirimiz sorun... kalıyor. Hayır. Yalçın Bey bir saniye müsaade edin. Hı. Peki Cumhurbaşkanlığı siz yeni meclis seçer dediniz. Tabii. Seçemezse tekrar otomatikman meclis fes mi olur? Bir ay sonra gider. Onun üzerinde de hiç kimse fes edemez bunu. Peki yeni tekrar bir parlamento oluştuğunda tekrar aynı kriz yaşasın mı olur? Seçecekler. Anayasa Mahkemesi'nin bundan önceki kararı fevkalade güzeldir. Bir diyor ki artık parti başkanı olarak cumhurbaşkanı olma. Evet onu söylemiştik. Müfrit adamlar olma. Anlaşın diyor. Bu çok güzel bir karardı. Kardinaller gibi seçe seçe öğrenecekler. Öbürü ise bir yıkımdır. Yani eğer siz tek turla milletvekillerini dar bölge yapamıyorsanız bunu yapamazsınız. Sistemi alt üst ediyorsunuz. Ben bu şiirime geçeceğim. Hayır efendim bir saniye var daha süremiz. Hı. Acele etmeyin. o zaman sizin söylediğiniz dar bölge olmuyor ama iki turlu seçim oluyor hemen hemen. Alışacaklar dar bölgeye. Hayır. Ahmet Nevzat Bey'i de diğerleri de alışacaklar. Ha halka gidiyor. Nedir bu? Cumhurbaşkanı halk seçiyor. Fransa'da halk mı seçiyor? Dar bölge vardır. O halk milletvekilini de seçiyor. Kendi adayını seçiyor. Bunda aday gösterme hakkı yok halkın getirdikleri sistemde. Amerika'da Cumhurbaşkanı'nı halk mı seçiyor? Halk seçiyor. Ama halk aynı zamanda senatörü, temsilci dar bölgede seçiyor. İsteyen adam bağımsız aday olabiliyor. Bugün Türkiye'de bize yaptığınız bu. Deniz Baykal'ın, Ahmet Necdet Hazretleri'nin bize yaptıkları şu. Kürt değilseniz, Karadenizli değilseniz bağımsız aday olamıyorsunuz. Giremiyorsunuz buraya. Boşuna mı anlattık biz burada Osman Bölükbaşı'nı? Adam istediği zaman giderdi. Aslanlar gibi. Adnan Bey hapse atardı. Aslanlar gibi çıkardı oradan. Bütün kapıları kapattınız. Çünkü bu PKK'ya ihtiyacınız var. Bu AKP'ye ihtiyacınız var. Evet. Peki.